Haberleri de aktardı bizlere. Canlı bağlantılarla devam edeceğiz. Bir başka bağlantı noktasına gideceğiz. Hatay'a doğru uzanacağız. Hatay'da Umut Taş'tan bizleri bekliyor. Telefon hattımızda olacak. Umut merhabalar. Sesimi alabiliyor musun? Evet, alabiliyorum şimdi. Evet, bir bağlantı gerçekleştiriyorduk ancak biliyorum ki bölgede iletişim kurmak şu an hala 6. günde de olsak çok zor. Son durum nedir ve verdiğin önemli bir bilgi vardı özellikle yapı stoğu belgeleriyle ilgili, orada neler yaşanıyor? Öncelikle şunu belirteyim, Hatay'da belli noktalarda iletişimi rahat sağlayabiliyoruz. Bu seyyar fabrikasyonu olduğu noktalarda. Onlar da bize çok uzak noktalarda oluyor, buralara erişimimiz zor oluyor. Evet, senin de bahsettiğin gibi bir önceki yayında yapı denetim ve yapı malzeme şube müdürüyle ilgili iddiaları bile getirmiştik. Hatta iddialar dışına çıktı, bu belgeler de bir kısmı elimize ulaşabildi. Şöyle bir durum var, Hatay Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü hem avukatların hem de destek ekiplerinin konaklamasına verilmişti ve elektriği de vardı. Burada insanlar dinlenmelerini burada sağlıyorlardı, konaklamalarını. Fakat sabah saatlerinde Yapı Denetim Yapı Malzeme Şube Müdürü eşi ve yeğeniyle buraya gelip odasında bir cihaz olduğunu, ses cihazı olduğunu, çok değerli olduğunu, onu çıkartacağını ve sonrasında buranın yıkılacağını beyan ediyor ki bu arada ekranda bahsettiğim belgeler şu anda tek tek izleyicilerimize gösteriliyor. Bir yandan da senin anlatımını dinliyorlar. Devam edelim lütfen. Evet, tam da işte bu noktada önemli olan bu belgelerdi. Belgelerin bulunduğu bina dediğim gibi elektriği de vardı ve gayet kullanışlı haldeydi. Hasar görmemiş bir binaydı. Gayet konaklama için uygun bir noktaydı ve burada konaklayan insanlar, alanında da uzman insanlar, inşaat mühendisleri de buradaydı. Burada belgelere gözler ilişti ki çıkartılmak istedikten sonra aslında şüphe ettiler bir durumdan. Ve bu belgelere baktıklarında yapı test sonuçları vardı arasında. Burası aynı zamanda test merkezi. Demir kat kolon basıncı dayanımları gereken yapıların 7-8 çıktığı ve buna rağmen izin verildiği ve hatta bu binalara kat izni dahi verildiği bu belgeler arasında yer alıyor. Daha sonrasında bahsettiğim gibi şube müdürünün buraya gelmesinden sonra yan yana bir 4 kat yan yana oluşan bina burası. 2 katı yıkıldı. Katlar içerisinde de yine evraklar vardı. Bu evraklara yine avukatlar kazan ulaşabiliyor. Yine aynı bahsettiğimiz belgeler orada yer alıyordu. Fakat önemli belgelerin şu anda yıkımın yapılmadığı, yapılmaya çalışan noktada olduğunu avukatlar zaten beyan etmişti. Bunu biz de aktarmıştık. Şu anda avukatlar hala burada bekleyişi sürüyor. Çehadeli avukatların burada bekleyişi sürüyor. Yıkımın gerçekleşmemesi adına. Az önce polisle bir görüşmeleri oldu. Bunun kaydını açtığında avukatlar zaten belirttiler ve dediler ki biz buradaki belgelerin tanıklara işlenip güvenli bir alana taşınmasını istiyoruz. Çünkü gerçekten buradaki depremin aslında bir nebze de gerçeğini bize yansıtacak belgelerdir bunlar. Neden önemli? Çünkü gerçekten olmaması gereken hukuk dışı işlemlere onay verilmişti avukatların aktarımıyla. Ve ortaya çıkan sonuçta evet işte Hatay'da büyük bir yıkım, büyük bir kayıp. Yani şu anda Hatay'da hangi binaya yaklaşsak ya tamamen yerle bir olmuş durumda ya da bir daha içine hiçbir şekilde girilemeyecek durumda. Aslında daha önce de aktardığımız gibi depremin ilk günden bugüne Hatay'ı büyük olmuş bir vaziyette bulduk. Bunun belli bir sorumluları olduğunu belirtiyor avukatlar ve bu sorumluların da bu belgelere imza atan kişiler olduğunu aktarıyorlar. Evet. Umut, şunu sormak istiyorum. Eminim izleyicilerimiz de bunu merak ediyor. Çünkü bu bahsettiğin çok önemli bir mesele. Bu konuyla ilgili bir resmi açıklama var mı? Orada herhangi bir resmi yetkili, görevli binaya gelip bununla ilgili bir güncelleme, bir düzeltme yaptı mı? Şöyle, yaklaşık 3 saat önceydi. Hatay Valisi'nin ve Hatay AFAD Müdürü'nün buraya, il müdürünün buraya geleceği söylendi bu konuya ilişkin. Biz de bekleyişimizi sürdürdük. Çünkü buradaki yetkililerin de aslında çok defa dile getirdiği şey şuydu, kurtarma çalışmaları kaptan ekiplerin. Yani biz Hatay AFAD İl Müdürü'nü daha önce hiç görmedik. En azından belki bir hızlıkla görüşmüş, konuşmuş oluruz kendisiyle demişlerdi. Ve bu saat oldu. Yaklaşık 3 saattir bekliyoruz bina önünde. Fakat henüz ne vali ne de AFAD Hatay İl Müdürü buraya gelmiş değil. Evet. Peki son olarak şunu da sormak isterim sana.
bu bahsettiğin belgeler şu anda Yapı Denetim Müdürlüğü'nde ve bunlar yok edilecek mi kaygısı taşıyor elbette ki oradaki avukatlar. Bu konuyla ilgili hukuki olarak herhangi bir noktada duracaklar mı? Sen onlarla görüşebildin mi? Orada bekliyorlar belgeler için ve ne yapmayı planlıyorlar? Net olarak tavırları belli, istedikleri şu, buradaki belgelerin kayıt altına alınarak güvenli bir alana taşınması. Bunun için emniyetle başvurdular. Emniyetten aldıkları cevap, telefonda yaptıkları görüşmede yakınlarımızdaki ekiplere başvurun oldu. Onlar da bunu yaptılar. Yakınlardaki ekipleri çağırdılar ve durumu anlattılar. Buradaki belgelerin önemini anlattılar. Bu belgelerin burada yaşanan depreme etkisini anlattılar. Daha sonra görüşmeden sonra avukatlar içeri geçti ve bekleyişi sürüyor. Bir noktaya daha değinmek isterim. Biz buraya 3 saat önce geldiğimizde buranın elektriği vardı. Ki bu konu kamuoyuna düşünce, avukatlar bunu aktarınca, biz bunları aktarınca elektriği de buranın kesilmiş oldu. Evet. Şu anda buradan aktarabileceklerim bu kadar. Biz takip etmeye devam ediyoruz. Gelişmeler olunca aktaracağız tabii ki. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Umut Taş'tan, Artı TV muhabiri.